Bunu paylaşacağım. Sen görürsünüz. Evet, Yalnız Değilsin ikinci videodayız. Arkadaşlar şu an az yakıştı güvenlik yapıyor da. Yakıştı öğretmen diye yaptık da Serkan kardeşim halledecek. İkinci tekrar soruları. 13 soru da burada çözeceğiz. Yani anlatıyoruz, tekrar ediyoruz, tekrar edeceğiz, tekrar edeceğiz, tekrar edeceğiz. Kaç defa tekrar edeceğiz diye soru sormayın engellere. Bunun sayısı yok. Ne bileyim ben. İşte çözeceğiz. Ne kadar nefesimiz yetiyorsa. Nefesinin yettiği kadar tekrar edeceksin. Nefesinin yettiği kadar kitap çalışacaksın. Nefesinin yettiği kadar beni izleyeceksin. Bu. Bu. Sınava kadar devam. Durmak yok yani, öyle olmaz. Başladık. Rasyonel sayı sorusunda tam ÖSYM çok sever. Bayılır böyle sorulara. Yapacağız zaten. Kesin yapacağız. Yanlış yapacak adam yok aramızda. Burada 2 ile çarpıyorum. Şöyle yapayım. Ne oldu şimdi orası? 1 bölü 4 duruyor. Evet. Arada artı var. Kapattık. Şöyle 1 bölü 2 duruyor. Evet. Bölü var. Değil mi? Burası 5 eksi kaç? 4 bölü kaç oldu? 6. Şöyle yapalım. Burası 1 bölü 4 oldu. Arada artı var. Şimdi burada bölme var. Dikkatli olalım. Tıkat tıkat sorusu. 1 bölü 2 bölü. 1 bölü kaç oldu? 6. Şurada ne yapacaksın? Engin bölme bilgini kullanacaksın. Rasyonel sayıda. 1 bölü 4 duruyor. Artı. 1 bölü 2 yazdım. Çarpı. Bunu ters çevirdim. 6 bölü 1'den. 6 bölü... Yaz, 1 yazayım. Hatta şaka yap. 1'ler gider şakası yapayım falan. Gider. 1'le bir işimiz yok. 6 ile 2'ye bölersem 3 gelecek. Yani ne oldu? 1 bölü 4 artı 3 oldu. Bunun paydasını eşitliyorum. 12. Cevapta kaç gelmiş oldu? 13 bölü 4 gelmiş oldu. Doğru mudur? Bunu herkes zaten yapacak. Doğru yapacak. Yanlış yapma lüksümüz yok bu soruyu. Devam. Şimdi bak, güzel bir şey öğreteceğim size burada. Şimdi burada ayrı ayrı kökler oluyor bazen ama kök dereceyle eşit bölme durumları veya çarpma durumları için konuşuyorum. Kök dereceleri eşitse eğer, eşit olmayı da eşitliyoruz ama genelde böyle sorar ÖSYM. Bunu ayrı çıkarmaya çalışmayın. Siz bu ifadeyi tek kök içine alın. Bakın bunu çok yapmıyorsunuz. Tek köke alıp işlemi daha rahat yapabilirsiniz. Ne demek istiyorum yani? Şunu demek istiyorum. Tek köke alıyorum ifadeyi. 15 çarpı diyorum 6'nın küpü geliyor. Paydamızda ne geliyor? Onun küpü gelmiş oluyor. Şöyle. Anlaşıldı mı? Tek kök içerisinde yapıyorum bu işlemi. Peki tamam. Bu ifadeyi nasıl çözeceğim şimdi ben? Kök içinde. Şimdi 15 nasıl bir sayı? 3 kere 5. 6'nın küpü nasıl bir sayı? 2'nin küpü çarp 5'in küpü oluyor. Ayırıyorum ki sadeleşmeyeyim. Yani sayılar asal çarpanlarına ayırıyorum. 10 nasıl bir sayı? 2'nin küpü çarpı 5'in küpü. Yanlış yazdım şu an. 15'i yanlış. 15 3 kere 5. Tamam dur. Dur. Neyi yanlış yazdım ben? 3 kere 5. Ha şu. 3'ün küpü olacak. Tamam. 6 yok. Şunu kapattık. Burada bir sadeleşme var mı diye bakarsanız bu içeride sadeleşme bitsin sayılar sonra dışarı çıkarın. Bunu dediğim gibi tek kökte açma yapmaz da ayrı ayrı yaparsanız çok zorlanırsınız. Onu söylemiş olayım yani. Bakın burada ne var? 2'nin küpü ne oldu? Gitmiş oldu. Başka giden yok herhalde değil mi? Evet yok. Hayırlı olsun, yapacak bir şey. Ama şurada 5 var. 5'in bak. 5'in 1'i var. 5'in küpü var. Bu 1 aşağıya eksi geçer. Şurada da kuvvetler eşit ya. Bak şurası. Burada kuvvetler üstler toplanır. Şurada da tabanlar eşit değil mi? Üstler toplanır yapacaksınız. Yani kök içerisinde evet üst taraf 3 üzeri 4 gelecek. Küpünden 1'i var değil mi? Bölü 3 üzeri 3, 3 üzeri 1 var. Altta da 5 üzeri 2 gelecek. Görebildiniz mi? Bakın 5 üzeri 3 eksi 1 var. Yani alt tarafa o 1 eksi geçecek. Şimdi devamı kolay. Artık sayılar kuvvetleri alınabilecek düzeye geldi. Yani artık sayı kuvvetleri alınabilecek düzeyde. O yüzden 3 üzeri 4 kaçtı? 81. Kök 81 oluyor. Bölü 5'in karesi kaç? 25. Peki 81 nasıl çıkıyor dışarı? 9 diye çıkıyor. 25 kaç diye çıkıyor? 5 diye çıkıyor. 9 bölü kaç gelmiş oldu? 5 gelmiş oldu. Bu sadeleştirmeleri yapmazsanız çok zorlanacaksınız. O yüzden buna gerek yok yani. En mantıklısı tek kök için alıp işlemi devam ettirmek bilginiz olsun. Geçemedik. Geçtik. Tam sınav sorusu yani açık konuşacağım. Tam ÖSYM sorusu. Çok severler böyle sorular. Şimdi ne yapalım? Bence normal yazalım. Yani en mantıklısı o. Şimdi A bölü 10... Riske girmeyelim yani. Artı B bölü 10 yazalım. Payda da eşit aslında burada. Ama ben yine görün diye yazdım. AB bölü 100 olsun paydamız. Karşıda da 2 var. Onu bakacağım ona. Şimdi alt üst tarafta payda eşit mi kardeş? Evet. Üstleri toplayalım. A artı B bölü 10 yapalım. Alt tarafta da AB bölü 100 var. Burada da birinci olduğu gibi yazalım. A artı B bölü 10'u. İkinciyi ters çevirip çarpalım. Yani çarpı diyelim. 100 bölü ne gelecek? AB. Doğru mu?
Burada bir sadeleşme var mı diye bakalım. Bakın sıfırlar birbirini ne yapar? Götürür. Doğru. Karşıda da 2 vardı. Şimdi bak çok önemli bir yerdeyiz. Şimdi üst taraf, şu onu dağıtalım içeriye doğru. Şimdi ne oldu? 10A artı 10B olmuş oldu. Şimdi. Ama alt taraf AB 2 basamaklı bir sayı orada. Bak şuradaki AB 2 basamaklı bir sayı. Oradaki AB'yi açacaksınız. Yani şöyle 10A artı B diyeceksiniz oraya. 10A artı B. Karşıda kaç vardı? 2. Şimdi içler dışlar çarpımı yapmanız lazım. Ben anlayabiliriz mi? Bak burası çok önemli gerçekten. İç dış yapar. Ya norm, aslında soru bir rasyonel ondalık sayı sorusu gibi duruyor. İçerisinde çözümleme sayı basamakları konusu var. 2'yi dağıttım şimdi buraya. Ne oldu? Şimdi 10A artı 10B eşittir. Şimdi 2 ile çarparsam ne geliyor? 20A evet artı 2B gelmiş oluyor. Doğru mu? Bak 10A artı 10B, 20A artı 2B gelmiş oldu. Tamam. Burada sadece onu karşıya atalım. 2'yi de buraya atalım. Ne oldu? Yani 8B eşittir 10A gelmiş oldu. 2'ye bölersem de 4B eşittir 5A gelmiş oldu. Doğru mudur? Bundan sonra değer vermemiz lazım. Yani soru aslında bir çözümleme içeriyor. O yüzden güzel bir soru dedim ben. Peki ne vereceğiz değer olarak da? B'mizin 5, A'mızın kaç olması lazım? 4. A artı B kaçtır? A 4'tü değil mi? A 4, B 5 geldi. Toplamı da kaç gelmiş oldu? 9 gelmiş oldu cevap. Adana çıkar. Ben şunu da çok söylerim öğrenciye. Şimdi bir soruda sana adam, başka bir değeri yok burada, gidemez. 5 alıyor, 10 alması lazım. 4 alıyor, 8 alması lazım. Başka bir değer olmadığı belli. Bir soruda size adam, A artı B toplamı kaçtır diye bir şey soruyorsa, bu net bir şey soruyor. Nettir bu, net. Net bir şey. Tek durum var yani, başka bir durum yok. O yüzden A artı A ve B'yi bulduğun zaman işaretleyip geçeceksiniz. Ama bir soruda sana adam A artı B en çok kaçtır, en az kaçtır gibi şeyler soruyorsa, bu net bir durum değildir. Dedim, anlıyor musunuz? O zaman orada tekrar başka değerler düşünmek zorundasınız. Konuşamadım da. Tamam, anlaştık. Net durumda tek bir durum var. Değeri bulup bırakacaksınız soruyu. Bak yine bir bölme sordum. İlkinde de bölme sormuştum. Burada da sorduk. Şimdi demiş ki vermiş sıfırdan farklı rakamlar işlemleri veriliyor. Yani bölme sorusu çözeceğiz yani. A artı B artı C artı toplamı kaçtır? Şimdi bakın. Biz A, B, C, D sayısını şöyle A, B'ye bölersek nasıl böleriz normalde? Şöyle böleriz. Deriz ki bir kere A, B, A, B deriz. Şimdi C'yi indiririz, C'de A, B yok, sıfır atarız. D'yi indiririz, D, C'de de A, B var mı diye sorarız. Sormuş, varmış. Kaç defa varmış? 3 kere. O zaman 3 kere A, B, C, D yapmış. 2, 0 kalmış. Buradan yani ilk bölme işleminden şunu bulduk biz şimdi. Bak bu çok önemli bak. 3 çarpı evet A, B'nin ne olduğunu bulduk? C, D olduğunu bulduk. Tekrarlıyorum. 3 çarpı AB'nin biz şu anda ne olduğunu bulduk? CD olduğunu bulduk. Anlaşıldı mı? Bak bu kısım çok önemli. Hatta size şurada şu şey yapayım. Ne yapayım? Bir şey yapacağım bir saniye. Yapabilir miyim acaba Serkan? Yaparız herhalde. Şu muydu? Elips demiş şu. Evet herhalde buydu. Dur. Bir şey alacağım da bir dakika. Dur. Halledeceğim. Beyaz transparent yapalım. Bunda mavi yapalım. Renk nerede? Siyah demiş. Heh, bu. Bu mavi yapalım etrafını. Biraz da kalınlaştıralım. Heh, medium yapalım. Tamam. Oldu mu Serkan? Şimdi açalım. Görün parlıyor görün ki. Şurada yapalım. Silgimiz nerede? Burada. Bakın şu önemli. Ya neler yaptım ya. Serkan duygulandın mı? Ama bu niye böyle oldu? Şöyle. Heh. Bu dursun. Duygulanmadın mı ya? Neler yaptım? Translate mi translate diyorum ben ya. Ben neler diyorum oğlum sana? Translate falan diyorum ya. Neyse. Şimdi sağ tarafa bakalım. Sağ tarafta ne var? Onu da bakalım. Burada A, B, C, D'yi bölmüşüz. 3 kere C, D, A, B 3 kere varmış içerisinde. D kalmış. 31 olmuş. Ortalık yangın yeri olmuş. Hayırlı olsun. Peki hocam buradan nasıl bir yorum yapacağız diye sorabilirsiniz şu anda. Açıklayacağım. Her şey açık. Bugün burada her şey açıklansın Serkan. Bugün her şey açıklansın kardeşim. Bakın bu da çok güzel bir soru. Şimdi şöyle yapacağız. Şimdi A, B, C, D sayısını A, B, C, D'yi eşittir diyeceğiz. 34 C, D artı 31. Plaka gibi oldu. 34 C, D, 31 evet. Sağ çak gibi oldu. Peki tamam. Burada da aslında onu yapabilirdik yani. A, B, C, D. Bu daha kolay geldiği için yapmadık. Yani A, B, C'de 103 çarpı A, B yazabilirdiniz yani sorun yok. Burada da bakın burada
çözümleme. Engin sayı basamakları. Yani çözümleme bilginizi kullanmazsanız bu soruyu çözemezsiniz. Şurada CD var ya. AB'den sonra iki basamak var yani. O zaman burası 100 çarpı AB geliyordu, hatırlayın. Bu nereden geldi dersen şimdi hiç kusura bakma ya. Bu tekrar ders. Çözümleme konusu bilmen lazım yani. İki basamak varsa 100. Bir basamakta 10 geliyordu. Artı ne var? CD var. Eşittir 34 çarpı CD var. Artı kaç var? 31 var. Doğru mu? Şimdi burada ne vardı? Heh, tamam. Şimdi olacak. CD'yi karşıya atarsak 33 gelir değil mi şu? Tamam. Yani 100 çarpı evet AB eşittir 33 CD artı kaç? 31. Şimdi biz burada AB sayısı neydi? 3AB değil mi? Yanlış yapmıyorum ben. 3AB CD'ye eşit. Doğru. Burada problem yok. 3AB CD'ye mi eşit? Elimizde 3AB yok. Ama şöyle bir durum var. CD gördüğümüz yere, bak şu CD görüyor musunuz? CD gördüğümüz yere 3AB yazalım. CD 3AB eşit değil mi kardeşim? CD 3 çarpı AB ise eğer, burası 100AB eşittir 99AB gelir. Artı kaç var? 31. Bu karşıya geçer. 1AB yani eşittir kaç olur? 31 olur. 1AB 31 çıktı. AB'yi bulan Müslüman getirip CD'yi de bulur. Çünkü AB zaten belli. AB kaç oldu? 31. 3-31. CD de 93 olmuş olur. Yani güzel bir bölme sorusu çözdük yani. Bak şimdi AB sayısı 31. Bak AB 31. A 3 yani B 1. CD de 93'tü değil mi? 93. C 9. Evet D de kaç olmuş oldu? 3 gelmiş oldu. 4 burası 12. Cevap kaç oldu yani? 16 gelmiş oldu. Cevabımız Deniz'e çıkar. Anlaşıldı mı? Bence gayet güzel bir soru çözdük yani. Bunu mutlaka tekrar. Bak şurada da biz şu işlemi yapabiliriz. Onu da söyleyeyim yani. Şurayı şöyle yapabilirdik. AB, burayı ben göremiyorum da siz görüyorsunuz. CD eşittir. 103 çarpı AB deyip buradan 100AB açıp karşıya gönderip CD 3AB şu ifadeyi oradan da bulabilirsiniz. Ama bu biraz daha kolaydı diye bulduk. Ama şu taraf karışık ortalık. O yüzden onu buradan bulup yerine yazmak çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum yani. Güzel bir dediğim gibi soru çözdük. Devam. Demiyoruz, edeceğiz. Beşinci sorudayız. A1 tam sayı olmak üzere A kare artı A2'ye bölünü. Yorumsal bir durum var. Önemli bir soru. Hangileri her zaman doğrudur? Şimdi şunu bir alalım. Birinci öncülü. Bakalım. Neymiş? Doğru mu? Yanlış mı? Şimdi birinci öncülü nasıl bir sayı? A kare artı A. Yani onu biz A parantezine alırsak A artı 1 olur. Şimdi A kare sayısı A çarpı A ya. A parantez A artı 1 gelir. Şimdi bu sayı 2'ye bölünür arkadaşlar. Niye? Şimdi bu sayıda burada bir ardışıklık var. Yani A çarpı A artı 1. Niye 2'ye bölünür? Örnek veriyorum. Bu sayı tekse örneğin burası çift olmak zorunda kalır. Yok burası çiftse, A çiftse burası tek olur. İkisinden birinde de mutlaka çarpım sonu çift olacağından dolayı, yani çarpım sonu çift çıkacak. Kesin çift çıkacak. Çarpım sonu çift olacağından dolayı sonuç 2 her zaman ne yapar? Tam olarak bölünür. 1 her zaman doğru. Bak biz kesin doğrudur arıyoruz ha. Anlaştık mı? Kesin doğru olan şıkkı arıyoruz. İkinci öncüde bakalım. 2 belki burada sizi biraz zorlar. A küp eksi A. Şimdi A küp eksi şöyle yazayım ben. A çarpı A kare eksi A yapayım. Onu da A parantezine alayım. A kare eksi 1 gelir. Bak bu A kare eksi 1 de. Hani 1'in karesi 1 ya. 2 kare farkı içeriyor. O zaman biz bu ifade ne yapalım? A çarpı evet. A eksi 1 çarpı A artı 1 olur. Düzenleme yaparsam bakın burası A eksi 1 duruyor. En küçüğü başa aldım. Çarpı A çarpı A artı 1. Cümleyi kuruyorum. Hazır mısınız? Tıkat tıkat. Anahtar kelime veriyorum. 3 tane ardışık sayının çarpımı veya 3 tane ardışık sayının toplamı her zaman 3'e bölünür. Bir daha soruyorum. 3 tane ardışık sayının çarpımı veyahut da 3 tane ardışık sayının toplamı her zaman 3 ile tam olarak bölünür. Cümlemi unutmayın. Kesin yani. Çünkü 3'e bölünme kuralında rakamda topu çünkü katı olacak da 3-3 gidiyor ya sayılar. 3'e bölünmeden başka bir sayıya geçemezsiniz. 4-5-6-6 var. 5-6-7-6 var. 6-7-8-6 var. 7-8-9-9 var bu sefer. Hepsinde mutlaka bir 3'ün katı sayı olacağından dolayı bakın şurası her zaman için bak 3 tane ardı sayının çarpımı veya 3 ardı sayının toplamı da aynı şekilde her zaman 3'e bölünür. Bilginiz olsun. O yüzden 2 de doğrudur. A kare artı 1 sayı.
Ne yani alakası var? Akarardı. A bir şey olsa ne olacak burada? Dörde niye bölünsün? Yani biri versen iki yapıyor. Bölünmüyor ki dörde. Olmaz. Üçüncü öncü böyle sallama bir öncü. Yani öncülü. Ama bir ve iki çok güzel öncüler. Cevap Ceyhan olmuş. Sorusuna bir şey katmıştır diye düşünüyorum ben. Devam. Evet, böyle egzantrik sorular oluyor. Çok KPSS sormayabilir belki, bilmiyorum. Yani kesin sormaz demiyorum ama böyle sayı doğrusu ara ara çıkıyor ÖSYM sınavlarında. O yüzden böyle ben de buraya bir tane koyduk. Şekildeki sayı doğrusu üzerinde aşağıda koşulları sağlayan bütün tam sayılar işaretlenecektir. Bütün tam sayılar işaretleneceğiz. 1. B'ye en fazla 5 birim uzaklıkta olacaklardır. Şimdi B'ye en fazla 5 uzakta olacaklarsa bakın ya burada olacaklar. Eksi 1'de. En maksimum yer eksi 1. Değil mi? 4, 5 birim çıkarırsam eksi 1. Bir de burada 9'da. Yani sayılar şurada olacaklar. Bak şimdi bir sayı doğrusu düşünelim. Şöyle. Şöyle. Eksi 1. Evet, 0, 1, 2, 3. Burası B. Değil mi? 4 burası. 5, 6, 7, 8, 9. Doğru mu? Yani sayılar burada olacaklar. Yani. B'ye en fazla 5 bin uzakta olacaklar. Ya şurası ya da şunlar olacaklar. Burayı anladık mı? Bu çok önemli. Devam. Her bir sayı AC doğru parçasının orta noktasının solunda olacak. Şimdi AC'nin orta noktasını bulacağız. Şimdi A burası, A noktası burası, C burası. Eksi 10'a 14. Orta nokta dediği için de 10 ile 14'ü toplayacaksın ama eksi olarak değil yani. 10 ile 14'ü eksi olarak toplayacaksın. 14'ün toplamı eksi 10'da konuşamadım hiç. Alakası yok, salladım ya. Hiçbir şey anlatamadım. Şimdi bunları topluyorum. Bak eksi 10 artı 14'ü topluyorum. Doğru mudur? Kaça bölüyorum? 2'ye. Kaç oluyor? 4 bölü 2'den 2. Bunların orta noktası yani 2 noktası. Yani orta noktası 2 noktası yani şurası. Şurası. Orta noktasının evet solunda yer alacak bak. Bunun solu. Sol da burası. Bu kadar, başka bir şey. AC doğru parçasının orta noktasının solunda yer alacaktır diyor. Orta noktayı nasıl buldum? A ve C'yi topladım. 2'ye böldüm. Havaya girme. Neye havaya giriyorsun yani? 2'ye böl, topladım 2'ye böldüm. Aritmetik ortalama. 2'ye böldüm. 2 çıktı. Bunun solunda yer alacakmış. Yani solun neresi? Burası bak. Ne olacak? Eksi 1 olabilir. Evet. Sayı doğrusunun üzerinde kaç? 0 olabilir. Bir de ne olabilir? 1 olabilir. Soru neydi? Buna göre sayı doğrusu üzerinde kaç tane tam sayı işaretlenecek dedi. 3 tane bak. Bu işaretlenebilir. Bu işaretlenebilir. Bir de bu işaretlenebilir. Cevap kaç geldi ya? 5 gelmiş oldu. Böyle yorumsal durumlar ara ortaya çıkabiliyor. O yüzden bir tane çözmekte fayda var. Devam. Mutlak değerin bu tarz sorusuna ÖSYM bayılıyor. Net böyle ağlı böyle soru soruyor ya var böyle keyif ediyor. Arkasında yaslanıp sizi izliyorlar. Açık konuşmuyor. Kesin o kameradan sizi izliyorlar mutlak değer sorusunda. Şimdi vermiş ifadeyi. Demiş ki A çarpı B kaçtır? Şimdi biz burada ne yapacağız? Hiçbir bilgim yok. Ama şurada bir şey mi var ya? Şöyle mi yapsam? Yani karşıya atsam mutlak değer içinde B eksi 2 ne çıkar oradan? Eşittir. Evet. A eksi 1 olur. Bu bir dursun. Şurada ne yapalım? Bunu da karşıya bunu karşıya atalım. Düzenleme yapıyorum şu anda. Mutlak değer içinde 1 eksi A. Bu ne olur? Eşittir kaç? 4 eksi B olur. Böyle bir şey var elimizdeki bilgi bu. Bir ipucu şurada ben yakalıyorum sanki. Şurada bir ipucu var gibi ya. Görüyor musunuz? Şimdi burada şu ifade ya buna eşit ya da buna eksilisine. Bu da burada olduğu için bakın şu aslında bak şu mutlak değerde şu çok fazla soruluyor. Mutlak değer içinde x eksi y diye bir ifade varsa biz bunu mutlak değer içinde y eksi x yazma hakkına sahibiz. Bu yazdığımı anladınız mı? Bak mutlak değer içinde x eksi y varsa biz bunu y eksi x yazabiliyoruz. Problem yok. O yüzden biz şurayı aslında şunun yerine şöyle yazsak olmaz. Mutlak değer içinde a eksi 1 yazalım. Karşıda ne var? 4 eksi b var. Doğru mu? Sonra bak bu a eksi 1 de bir bunun artırılısı bir de eksilisi değil miydi? Şunu yapalım ya. Bir a eksi 1 sayısı eşittir b eksi 2 yapalım. Bak şunu yine b eksi 2 yazalım. Bir de a eksi 1 sayısı kaç diyelim? Eksi b artı 2 diyelim. Dedim anladınız mı? Şimdi a eksi b eksi yazıyorum bak. B eksi 2 yazıyorum. Eşittir 4 eksi b. Bir de ne yazıyorum? Eksi b artı 2. Eksi b yazamadım. Eksi b artı 2 diyorum. Bu da kaç? Bu da 4 eksi. Aslında aynı şey. Bu ikisi aynı şey. Yani ben aslında burada a eksi 1 gördüm. Yine b eksi direkt yazabilirim yani. Problem olmaz. Yani şununla şu aynı. Çünkü bu artısı bu eksisi. Şunu çözmenize gerek yok. Dedim anladık mı? Yani bununla bu aynı ifade. Şimdi şunu ne yapacağız zaten şurada? Bir artılı bir eksili yap. B'yi bulacağız. B'yi bulunca A'yı bulmuş olacağız. Şimdi şuna gerek yok burada. Zaten A eksi 1 her zaman pozitif çıkması lazım. B eksi 2 pozitif olacağı için. Ben burada A eksi 1 yerine B eksi 2 yazarsam olay çözülür. Bu da mutlak değil. Ne zaten? Negatif olma ihtimali yok yani. İkinci duruma gerek yok. İşte bu ince bir ayrıntı. Ya, yapsan da bir şey olmaz. Farklı çıkmaz. Bir de adam bize A çarpı B kaçtır diye sormuş. Net bir şey sormuş.
bir durum var yani, başka bir durum da yok. Anlaşıldı mı? Tamam. Yapalım. B eksi 2 eşittir diyorum. Bir 4 eksi B yazıyorum. B buraya 2 karşıya gidiyor. 2B eşittir kaç oluyor? 6 oluyor. B de buradan 3 çıkar. B'yi bulduk. 3 sağlıyor buraya. Problem yok. Tamam. B 3 ise A kaçtır? Şimdi B şuradaydı. Bak şurasına bakacaksınız. Şöyle. B'miz 3 ise A eksi 1 eşittir 3 eksi 2 diyorum. A da buradan, burası 1 yapacağı için eksi 1 karşıya artı geçiyor. 2 yapıyor. B'yi 3, A'yı 2 bulduk. A çarpı B kaçtır diye soru sormuş. Cevap da 6 gelmiş olur. İsteyen yerine yazıp deneyebilir. Ama burada mesela şöyle. Aslında şurada denemeniz lazım olayı. Bize şunu söylüyor mutlak değerde. Karşıda bilinmeyen var ve mutlak değer yoksa bulduğumuz değeri deneyip negatif mi pozitif mi diye bakıyoruz. Bu aslında önemli bir ayrıntı. Ama burada hani B3 çıktı. Diğer durumda B çıkmayacağını ben gördüm, denemedim ama bulduğunuz 3'ü yerine koyup hani pozitif yapıyor demeniz lazım. Hocam diğer duruma niye bakmadık? Bakalım. B eksi 2 eşittir. Eksi 4 artı B yapıyor. Burada B'ler gittiği için yani eksi 2 eksi 4 eşit çıkıyor. Böyle bir durum yok. Anlaşıldı mı? O yüzden diğer duruma bakılmaz yani. Normal direkt bu duruma bakmanız lazım. Bilginiz olsun. Güzel bir mutlak değer sorusu çözdük. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi üst sayılarda bazen böyle ufak tefek egzantrik durumlar ortaya çıkabilir. Nadir şu çıkacak. Ben hani ekstra bir şey öğretmek açısından bu soruyu sordum. Şimdi şöyle A üzeri X1 eşittir B üzeri Y1. Böyle alt alta A üzeri X2 tabanlara eşit olan denklemler görürseniz böyle. Burada yapacağınız şey kuvvetlerini birbirine oranlamak. Cümlemi tekrarlıyorum. Böyle alt alta tabanlara eşit olan denklemler görür iseniz burada yapacağınız şey taban kuvvetleri birbirine oranlıyorsunuz. Ne demek istiyorum yani? Şunu şuna bölüyorsunuz. Yani x1 bölü, evet, x2 diyorsunuz. Eşittir diyorsunuz. Evet, y1 bölü y2 alıyorsunuz. Anlaşıldı mı? x1 bölü x2 neye eşit oluyor? y1 bölü y2'ye eşit oluyor. Tamam, kural bu. Şimdi burada da aynı bir şey var. Bakın, x kare var. Burası 81, 3'ün 4. kuvveti. 3 üzeri 4y oluyor. Alt tarafta da x küp var. O da kaç? 3'ün küpü, 3 üzeri 3z oluyor. Şöyle. Ne yapacağız şimdi? Kuvvetlerini birbirine oranlayacağız. Tabanları eşit mi? Evet. 2'yi 3'e böleceğiz. Yani 2 bölü 3 oranı eşittir diyeceğiz. Evet. Şunu şunu oranlayacağız. Yani 4y bölü evet 3z olacak. Şöyle. Anlaşıldı mı? Tabanlara eşit olan sayıların kuvvetlerini birbirine oranlama hakkımız oluyor. Burada yapacağımız şey çok belli. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmıyorum. Aynısını bir daha yazıyorum. Ne diyor? İç dış yapacağız. Şöyle içler dışlar çarpımı. Ne oldu? 6 çarpı z oluyor. Eşittir. 12 çarpı y olur. 6'ya bölersem de 1z eşittir. 2 çarpı y gelmiş olur. Doğru mu? 1z sayısı 2y'ye eşit. Neyi sormuş? Y bölü z oranını sormuş bize. Ya kardeşim z burada 2. Şunu katsayı. Y de 1 değil mi? Katsayı 1 çünkü. Y'miz 1, z'miz 2'ymiş. Y bölü z'yi sormuş. Y'miz 1'di. O zaman cevap ne oluyor yani? 1 bölü 2 gelmiş oluyor. Cevap A şıkkı çıkar. Tamam mıdır? Yani şunu bilin diye ekstra hani size not alabilirsiniz bu ifadeyi. Çok nadir kullansak da belli mi olur? Ne olur? Ne olmaz? Ben bu na sorusu derim. Na biliyor musun? Yani ne olur ne olmaz o. Onun Antepçe versiyonu. Na sorusu belli olmaz yani. Şimdi arka arkaya birkaç tane denklem çözeceğiz. 3 tane. Tamam mı? Son yılların hit konusu. Bence bu konuyu şey ekleyin yani. Çalışacağınız konuları. Birinci derece denklemler. Yani ÖSYM son zamanlarda bu denklem çözme işinden soru sordu yani söylemem lazım. Bunu saklayamam bu bilgiyi sizden. Birinde denklem konusunu mutlaka ama mutlaka çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ben de burada 3 tane soru koydum. Demiş ki x, y, z gerçel sayıda olmak üzere. X artı y 4, y artı z 6, x, y, eksi y. Şimdi bak burada mesela bir kısım tarikat şunu yapabilir. Hocam burayı ben açıyorum açıyorum yanlış 10x artı y çıkıyor eksi diyorum 10y artı z diyorum bilmem ne diyorum. Evet şu an haber almamaya doğru gidiyoruz senden gazeteye çıkar. Soruda x, y ve y, z iki basım hakkı demiş mi? Dememiş. Soruda x, y ve y, z iki basım hakkı demişse demiştir. Dememişse dememiştir. X, y ve y, z iki basım hakkı dememişse bu x çarpı y'dir. Bazen araya nokta koymazlar. Mesaj geldi mi? Yani bunu sen 10x artı y diye aç ama sen kimsin ya? Sen kimsiyle açıyorsun? Sen kendini zannediyorsun. Gri pijama giymiş, video izliyorsun şu an. Elinde çay, telefon, önünde şey, çekirdek, kek. Ney var önünde? Öyle bir dünya var mı? Sen kimsin ya? Burası nedir hocam o zaman? X, Y parantezinde orası. Evet, X eksi Z'dir.
Şöyle. Karşıda kaç var? 12 var. Peki hocam hocam nasıl bulacağız? Hocam buradan bulacaksın. Şuradan taraf tarafa çıkarırsan x eksi z'ye geliyor. Görebiliyor musunuz? Bak çıkardım. Y'ler gidiyor. Kaç geliyor? Eksi 2. Yani x eksi z kaçmış? Eksi 2'ymiş diyor. Anlaşıldı mı? X eksi z eksi 2 ise y de buradan kaç olması lazım? Eksi 6 olması lazım. Çünkü eksi 6 ile getirip biz eksi 2'yi çarparsak artı 12 yapar. Dedim anladık mı? Bak eksi 6 ile eksi 2 çarparsak artı 12 yapar sonuç. Tamam mıdır? Tamam bulduk. Ama bize ne sormuş? X artı y artı z'yi sormuş bize. Yerine yazacağız. Şimdi elimizde bir denklem, iki tane denklem vardı. X artı y'nin kaç olduğu vardı? Bir 4 olduğu vardı. Bir tane daha vardı. Bir de y artı z'nin kaç olduğu var? 6 olduğu vardı. Biz bulduğumuz y'yi yerine y eksi 6. Unutma. Y eksi 6 ise eksi 6 karşıya artı 6 geçer. X buradan artı 10 çıkar. Y eksi 6 ile eksi 6 karşıya artı 6 geçer. Z de buradan 12 çıkar. X 10 çıktı. Z de 12 çıkmış oldu. Taraf bunları topluyorum. Cevap da kaç olmuş oldu o zaman? 22 gelmiş oldu. Şıklarda yok. Gördünüz mü? Çünkü niye yok? Çünkü ben X, Y, Z'yi y'yi topladım. Yavrum evet. Nasip olmayacak Allah'tan. Bak buna ne sorusu bak. Allah'tan şıklarda yok. Yani AŞ'ye sorularım var ben. Yani bulduğum cevap Allah. Hiç okumadım ki orayı ben. Yani şu an şuna odaklandığım için hiç oraya bakmadım. Yani X artı Y artı Z'yi sormuş. X, Y de eksi 6'ydı. Yani X'imiz 10, Y'miz eksi 6, Z'miz kaç 12? Cevap da kaç çıkıyor? 18 çıkmış oluyor cevap Edirne gelir. Bence anlaşıldı yani. Güzel bir. Şurayı da şu ayrıntıyı da anlattım. Bu böyle olmaz ha. Tamam. Lütfen dikkatli olun. Yani dikkat dikkat yani. Gerçekten dikkat dikkat. Devam ediyoruz. Birbirinden farklı A, B, C gerçel sayıları için A artı B kare eşittir C. B eksi C kare daha biraz da farklı bir soru olsun istedim yani. B artı C kaçtır diye bir soru sormuş. İnsan duygulanıyor. Ne yapacağını bir kere kestiremiyor. Ne yapalım? Bence şu şurada A buna eşit ya. Hiçbir şey yok ki soruda. Şunu şu yerine mi yazalım şuraya? Dedim anladınız mı? Yani A eşit ya o ifadeye. Yani şöyle yapalım. Şuradaki A yerine yazalım. Şu A'yı yerine yazalım. A neye eşit? B eksi C kare. Bir şey yapmamız lazım. Yani ben de bu soruyu görsem. Görüyorum şu an çözüyoruz. Şey demem yani. Ya bu şunu şunu. Aa ne güzel. Öyle değil. Bilmiyorum. Bakacağım. Ya taraf tarafı toplayalım. Ya bir şey yapalım yani. Hiçbir şey yapmıyorsunuz bazen. Problemler de böyle kalıyor. Donmadı yok. Ne bekliyorsun? Vahiy bekliyor. Vahiy mi kaldı? Sen kimsin ya? Vahiy bitti bitti o iş. Bitti o. En son. Bitti o. 5-600 kilo da bitti. Sen burada bir hamle yapacaksın yani. Öğretmen de öğrencisi farklıdır. Biz başlarız bir yerden sonra öğrenci başlamaz. Ya ne bileyim bir yerine yaz. Bir şey yaz. Çıkmazsa başka yol deneriz. Ne bileyim bir şey yapacağım yani. B eksi C kare yazdım A yerine. Gördük mü orayı? A yerine yazdım. Artı B kare var. C var. Şimdi şurada sanki bir şey görüyorum ben. Evet. İki kare farkı var gibi. Evet. O şu B'yi karşıya atayım. Burası ne gelsin? Hani B kare artı ya başa yazayım. B kare. Evet. Eksi C kare olsun burası. Gördük mü? Karşıda ne var? C eksi B var. Güzel. Şurada en azından ne gördük şu anda bir? İki kare farkı görmüş olduk. Doğru mu? B kare eksi C kareyi gördük. Ne bu ifade? Evet. B eksi C çarpı. Evet. B artı C bu. Karşıda ne var? C eksi B var. Şimdi bak önemli bir şey atalım. Şimdi siz bir soruda A eksi B'yi getirip A eksi B'ye bölerseniz sonuç 1 çıkar. Doğru değil mi? Ama siz başka bir soruda getirip şuraya yazalım. A eksi B'yi B eksi A'ya bölerseniz sonuç burada eksi 1 çıkar. Dedim anlayabildiniz mi? Tekrarlıyorum. Siz bir soruda A eksi B'yi getirip A eksi B'ye bölerseniz sonuç 1 çıkar. Ama siz başka bir soruda A eksi B'yi getirip B eksi A'ya bölerseniz sonuç eksi 1 çıkar. O yüzden burada bakın bu B eksi C var. Bu da C eksi B var. Bunlar gider doğru ama eksi 1 kalır karşıda unutmayın. İkisi de B eksi C olsa 1 kalacaktı. Ama bir tanesi B eksi C bir tanesi C eksi B olursa sadeleşme yine olur. Problemimiz yok ama eksi 1 gelir orada. Ne oldu sol taraf o zaman? B artı C eşittir eksi 1 oldu. Allah'ım inşallah B artı C'yi sormuyor. Dua ediyoruz kabul oldu gördüm. İşte nasip tuttuğumuz oruçlar. Kıldığımız namazda bir gün dönecekti. O gün bugün bizim için ya. Tamam. Bence güzel bir denklem sorusu olmuş. Bilginiz olsun. Bir tane daha sorduk ya. Hiçbir masraftan mı kaçmaz bir insan? Bir tane daha sordum ya. Çıkabilir bak buradan. Söylüyorum. Denklem çıkabilir. Daha ne yapayım? Kendimi üstüm başımı yırtayım ya.
Devam ediyorum. X, Y, Z pozitif gerçel sayılar için 2X eksi Y bölü 3 Z eşit. Bir de bu bazen fotoğraf paylaşıyorum. Kameralarda falan gösteriyorum. Şimdi kamera biraz geniş gösteriyor. Şimdi yanlış anlaşılmış. Hocam göbeğiniz var falan diyor. Göbeğim çok yok. Gerçekten kamera çok geniş. Mesela ben Kayseri'de derse giriyorum bu sene. Hocam o kadar kilolu durmuyorsunuz. Kamerada çok kilolu duruyorsunuz diyor. Gerçekten değilim o kadar ya. Hala iki basamaklı bir sayıdayım ya. Yani bir şey yok yani. Tamam, iki basamaklı beşe bölünen veya işte üçe bölünen en büyük. Öyle ne konuşuruz bu konular, tamam? Çok şey yapma. Üçe daha geçmedik, o yüzden böyle yanmanda duruyoruz. Göbek sanki çok var. Öyle bir şey yok yani. Anladın mı? Gerçekte bu değil. Gördüğümüz her şeye inanmayın. Benim hayatta bir felsefem var. Duyduğunuzun yarısına, duyduğunuzda hiç inanmayın. Gördüğünüzün de yarısına inanın. Bunun yarısı bendik. Anlaşıldı mı? Yani şey olmasın. Evet, bu bilgi de verdikten sonra. Vermiş. X bölü Y'ye kaç demiş. Z'den kurtul demiş bana. Şimdi yukarıda iç dış yaparsam 2X eksi Y ne olur mesela? 3Z olur. İçler dışlar çarpımı yaptım. Yukarıda. Gördün mü şurayı? 3'ü karşıya attım. Burada 2'yi karşıya atayım. Orada ne oldu o zaman? 2Y evet artı Z o kaç oldu? O da 2X oldu. Bak şöyle bir şey yapayım. Aslında bizim burada Z'den kurtulmamız lazım. Z'den. E kardeşim ama pardon Z'den. Ha, X bölü Y'yi mi sormuş? Tamam doğru. Doğru Z'den. Tamam. Doğru söylüyorum. Z'den kurtulacağım. Ben Z'den şöyle kurtulurdum. Şahsi olarak konuşayım. Şunu karşıya atardım. Şimdi Z ne olur o zaman burada? 2X eksi 2Y mi olur? Bunu da getirirdim. Şu denklemde Z yerine yazar. Z'den kurtulursam X bölü Y oranı bulmuş olurum. Dedim anlayabiliriz mi? Bak Z'den kurtulmam gerekiyor bir şekilde benim. Ben de şurada Z'yi bulurum, getirip yerine yazardım. Yani şu denklemi yazıyorum bak şimdi. 2x eksi y var, o duruyor. Ona karışmadım şuna. Eşittir. 3 çarpı evet 2x eksi kaç oluyor? 2y oluyor. Şimdi burada 2x eksi y duruyor. Eşittir. 3'ü daha attım. 6x eksi kaç oluyor? 6y olmuş oluyor. Şöyle. Burada da eksi y, pardon eksi y gitmesin. Öyle olsun. Tamam. 2x karşıya gitsin. X 6 da buraya gelsin. Şöyle olsun. Daha güzel olur. Yani küçük bilinmeyenler büyükten yanına gelsinler. Eksi 6'ya buraya artı geçti. 6y eksi y oldu. Eşittir. Karşıda 6x var. Eksi 2x olmuş oldu. Sol taraf ne oldu yani? 5y oldu. Sağ taraf 4x gelmiş oldu. Doğru mu? 5y 4x ile eşit. Burada y sayısı 4 olması lazım. X de 5 olması lazım. Katsayı olarak yani. Y 4k aslında. X 5k. Katı yani. Y sayısı 4'ün katı. X sayısının 5'in katı olması lazım. Soru neydi? X bölü Y'ye kaçtır? X neydi? 5'in katı. Yani 5K. Evet. Y'de 4K'ydı. 4'ün katı 4K. K'lar da birbirini götürdü. Cevap ne oldu yani? 5 bölü 4 gelmiş. Oldu. Deniz çıktı. Anlaşıldı mı? Güzel. Bak 3 tane arka arkaya gerçekten sınavda çıkabilecek seviyede denklem soruları çözecek. Bunları sormaya başladılar son zamanlarda. Bak çıkabilir. Tamam mı? Buna çalışalım. Bir denklem konusunu ekleyelim. Şu 10-15 net isteyenler var. Eklesinler onu ya. Evet, bir işlem, bir de fonksiyon sorusu çözüp bu kadar dersi de kapatacağız. Gerçel sayılar kümesi üzerinde. Bak mesela şu an 40-50 dakika falan değil mi? 40-45 dakika sürüyor ders. Ya ben buraya 20 soru koysam 1,5 saat yani olmaz. Makul değil yani. Bir yerden sonra dinlemiyorsunuz. Bu da bir gerçek. İleri de alıp duruyorsunuz yani. Neyse. Gerçel sayı kümesi tanımını işlem AB gerçel sayısı için eşitliği veriliyor. 7 işlem 5 kaçtır. Bakın burada A işlem B, B işlem A sorulursa biraz soru bir tık daha normalden zor olabilir. Bunu bu tarafa atalım önce. Bir sol tarafta birleşsin bunlar. Şimdi ne olur? A işlem B artı 3 tane evet B işlem A neye eşit? A'ya. Doğru mu? Şimdi bana adam 7 işlem 5'i sormuş ya. Bu sorularda bir de 5 işlem 7'yi yazıp 2 tane denklemi alt alta yazarak soru çözüyorsunuz arkadaşlar. Bak bu 2 bilinmeyen. Bu da bilinmiyor. Burada bu da bilinmiyor. Soruda 2 bilinmeyen varmış gibi soru çözeceksiniz. Dedim anlayabiliyor musun? Bak tekrarlıyorum. İki bilinmeyen varmış gibi soru çözeceksiniz arkadaşlar. Bir A işlem B burada. Ne A işlem B? 5, 7 işlem 5'i yazıyorum bak. 7 işlem 5 artı 3 tane. Bak bu da 5 işlem 7 de bilinmiyor. Eşittir A demiş. A'mız 7 idi. 7 karşı. Bir de 5 işlem 7 yazıyorum. Bak 5 işlem 7 artı 3 tane 7 işlem 5 oluyor. A'mız kaç burada? Kaç? 5. Burada A'yı 5 kabul ettik. Diğerinde A'yı 7 kabul ettik. Şimdi karşımda sanki böyle x artı 3c, y artı 3x gibi iki denklem var gibi düşünüyorum artık. Yani soruda benden 5, 7 işlem 5 istenmiş ya. 5 işlem 7'yi yok etmeye çalışıyorum bak. Bak 7 işlem 5 istenmiş. Şu istenmiş bende soruda. Şu lazım bana. Şu. O zaman şu zıkımı yok ediyorum bak. Nasıl yok ederim? 3 tane var. Eksi 3 ile alt tarafı çarpıyorum. Yok ediyorum. Yok etme yöntemi kullanıyorum. Şimdi yukarıyı tekrar yazıyorum. 7 işlem 5 artı 3 tane evet 5 işlem 7 artı
Neye eşit? 7'ye. Şimdi eksi 3'ü dağıtıyorum bak. Şimdi eksi 3 çarp, evet, 5 işlem 7. Eksi 9, görebiliyor musun? Bak 3'ü dağıttım. 9 çarpı, evet, 7 işlem 5 eşittir. Cevap eksi 15 olmuş oluyor. Görebildik mi? Bakın. Eksi 3'ü dağıttım. Bakın bir buraya attım, bir de buraya attım. Eksi 3 tane 5 işlem 7. Eksi 9 tane 7 işlem 5. Eksi 15. Karşı çarpmıyor mu? Bazı arkadaşlar karşı çarpmayı unutuyorlar mesela. Ben onlara çok güzel bir tavsiyede bulunuyorum. Unutmayın. Net ya. Yapacak. Ben de unutuyorum bazen çünkü. Tarafta var, topluyorum ifadeleri. Güzel. Şunlar artık gidiyor. Bakın burada 7, bir tane var bundan. Burada eksi 9 tane var. Doğru mu? Bunları toplarsanız eksi 8 tane, evet, 7 işlem 5 gelir. Eşittir derim. 7 eksi 15 kaç yapar? Eksi 8 yapar. Doğru mu? 7 eksi 15 eksi 8 yapar. Bakın her tarafta eksi 8'e bölersem, şöyle eksi 8'e böldüm. Gitti bunlar. Burada eksi 8'e bölersem ne olur yani? 7 işlem 5 eşittir 1 gelmiş olur. Cevap C şıkkı çıkar. Anlaşıldı mı? Güzel bir işlem sorusu çözdük. Bak gerçekten sınavda öğrendiğiniz o basit gibi duruyor. Basit aslında ama denklem çözmek lazım. Yani A işlem B ile B işlem A'yı verdiği sorularda değişme özelliği yoksa, ekstra değişme özelliği var diyebilir. Onu işlem konusunda anlattım. Değişme özelliği yoksa, ki var dememiş zaten, İki tane denklem alt alta yazarak çözüyoruz. Değişme özelliği varsa ne yapacağız diye soru sormayın. İşlem dersini izleyebilirsiniz. Peki. Bitirmek üzereyiz. ÖSYM'nin bayıldığı, bak söylüyorum ya, bayılıyor. Her sene sorusu bir A'lı bir soru. Şu fonksiyonda A'yı var ya, çok seviyorlar gerçekten. Ben de bu soruyu yazan adamın baş harfi A. Açık konuşuyorum. Gizli şifreyi buldum kanka. Anladın mı? Şifreyi buldum, onu söylerim ben size bir ara. Şifre modda üstümüzde yok biliyorsunuz. Şifre bizim işimiz ya. Şimdi burada ne yapacağız? Bu F işlem GA demek. Karşıda ne var? 3 çarpı FA var. X gördü. Bak FX de, bir kere ben şunu söylerim. FX de GX verdi, çok korkmayın. Diğerlerinden korkun anlamı çıkmaz. Biraz daha basit olabilir. Bak basittir değil mi? Biraz daha normalden basit olabilir. Direkt yerine yazma var çünkü. Şimdi GA ne GA? X yerine A yazalım. Ne GA? Evet. F içinde 2A demek. Doğru mu? 2X ya orası. GA 2A demek. Eşittir 3 çarpı FA demiş. X yerine A yazıyorum. Evet, ne oluyor? 3 çarpı 3A eksi kaç? 6. Şu. Doğru mu? 3 çarpı 3A eksi 6. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapacağız. Şurayı bulmamız lazım. Şimdi fx'imiz neydi bizim? Onu tekrar yazayım sizin için. İnsanlığı görün. Eşittir. 3x eksi 6'ydı ya. Ben nasıl yazdım ya? Böyle insanı falan dedik ya. F içinde evet. X eşittir kaçtı? 3x eksi kaçtı? 6'ydı. Doğru mu? Tamam. F 2A demiş. X yerine 2A yazıyorum şimdi ben şöyle. Ne oluyor o zaman? 3 çarpı 2A. Doğru mu? Eksi 6 oluyor. Eşittir. 3 çarpı ne vardı soruda? 3A eksi 6 var. Şimdi buradan da A'yı buluyorum. O zaman baş harfi A olan kardeşimin yazdığı soruyu çözmüş oluyorum. Peki ne oldu şimdi burası? 6A. Bunu dağıtmayın ha. X yerine 2A yazdım zaten. Bu X'ti. Parantez yok yani. Eksi 6. Ama bunu dağıtmak zorundasınız. Ne oldu? 9A eksi kaç? 18 olmuş oldu. 6A buraya, 18 buraya geçti. Artı 18 oldu. Eksi 9. Eşittir. 9A eksi kaça? 6A mı oldu? Yani 9 eşittir. Ne oldu? 3A gelmiş oldu. 3'e böldüm. A da buradan kaç oldu? 3 gelmiş oldu. A kaçtı demiş. Şıklarda yok. Gördünüz mü? Yanlış yaptık. Olur bazen böyle şeyler. Sakin ol. Şu an çıldıranlar. Hocam orası yanlış. Tamam, bulacağım. Bulacağım oğlum. Bulacağım. Sakin ol. Evet Serkan. Evet. 3A eksi 3 kere 3 9. 3 kere 6 18 değil mi Serkan? 9A eksi 12 çıkıyormuş ya şurası. Yani. Şuraya 9 yazmışım en son. Şu. Tamam. Allah'tan gene bak bak. Ne sorusu biliyor musun Serkan bu? Biliyor musun sen Serkan onu? Bu AŞY sorusu. Ne demek AŞY Serkan? Biliyor musun? O kadar dersi dinliyorsun. AŞY ne demek? Hiç Serkan. Dinleyemanla alakamız yok. Allah'tan şıklarda yok. Evet. Yani bulduğumuz 3 şıklarda olaydı bak. Bak şurada insanlık var. Görüyor musun? Bak şurada ne var? İnsanlık. Doğru mudur? 3 şıklarda olsa bittik. Bittik yani buraya kadar. Hocam altta yarım yapmışsınız diyor. Sorular yanlış hocam, onu aldım. Tamam neyse ne. Neyse ne ya. Oraya kadar doğru çözmüştük işte. Oluyor bak. Göremiyorum. Yakından parlıyor arkadaşlar. Sayınmasın ben size. Neyse sakin ediyorum. 12 mi? 6 mı? 12 mi burası? 3'e böldüm. A kaç oldu o zaman? 4 geldi. Doğru yaptık değil mi Serkan burada? 18. 18 eksi 6. Tamam. Cevap ne oldu? 4. Bursa gelmiş oldu. Geçmiş olsun.
Evet, 2 mini deneme yaptık. Daha yapacağız. 2 tane daha temel matematik çözüyoruz. Sonra 4 tane problem deneme çözüyoruz. Sonraki denemede böyle karışık sorulardan çözeriz. 15 soru böyle hem problem olur hem şey olur. Belki 13-14 soru koyalım. Yani çok uzamasın istiyorum video süresi o yüzden. Evet, ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın, benle kalın. Kitaplarımı asla fotokopilamayın. Helal etmiyorum yani. Helal etmiyorum dememe gerek yok zaten. Bu kadar emek veriyoruz. Yani bu mantıklı değil zaten yani. Hoşça kalın diyoruz. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Lütfen kitaplarımıza düzgün, dikkatli çalışalım. Bu emekler boşa gitmesin. Ne diyecektik? Bir gün söyleyeceğiz. Kolay olmadı ama başardım deyip bana çalıştığınız yerin masasından resim atacaksınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.